OHAL kapsamındaki 686 sayılı KHK ile toplam 4.464 kişi kamu görevinden çıkarıldı, 17 kişi ise göreve iade edildi. Kanun hükmünde kararname ile Milli Eğitim Bakanlığından 2585, İçişleri Bakanlığından 49, Emniyet Genel Müdürlüğünden 417, Jandarma Genel Komutanlığından 893 kişi kamu görevinden çıkarıldı. Kanun hükmünde kararname ile 330 akademisyen de ihraç edildi. Hatay'da da 41 ihraç var. Hatay'da görevli 15 subay, az subay, 25 öğretmenle 1 akademisyen meslekten ihraç edildi. Resmi gazetede yayınlanan kanun hükmünde kararname ile görev yapmakta olan 15 jandarma subayı ile az subayı, 25 öğretmenle 1 akademisyen meslekten ihraç edildi. İçişleri bünyesinde meslekten ihraç edilenler arasında Hatay Emniyet Müdürlüğü'nde görevli amir ve polis memurları da bulunuyor. İhraç edilen öğretmenler listesinde Altınözü, Belen, Reyhanlı ve Yayladağ'dan birer kişi var. Defne, Dört Yol ve Kırıkhan'dan ikişer kişi ihraç edilirken İskenderun'dan da 9 ihraç var. Ayrıca Hatay'da 2 jandarma teğmen, 1 jandarma astsubay kıdemli çavuş, 1 jandarma astsubay çavuş, 1 jandarma kıdemli üst çavuş, 1 jandarma kıdemli üst çavuş, 3 jandarma astsubay çavuş, 1 uzman jandarma kıdemli çavuş, 1 uzman jandarma çavuş, 1 jandarma astsubay kıdemli çavuş da meslekten ihraç edildi. Mustafa Kemal Üniversitesi'nden de Eğitim Fakültesi'nde görevli bir yardımcı doçent meslekten ihraç edildi.